silinmez. Zaten dolabın içi silinmeden üst üste istiflenmiş. Dolabın dışına zaten hiç dokunulmamış. Hala yağ lekeleri, parmak izleri duruyor, mutfak dolabından bahsediyorum. Buzdolabına da şöyle bir hile yapmışsın. Biz seni... Hile. Evet, hile. Çünkü biz kontrole geldiğimiz zaman... Senin modun bayağı düşüktü ama buzdolabının evet, üzerine bir deterjan sıkmıştın. Evet. Biz senin buzdolabını sileceğini düşündük. Sen sadece buzdolabının üstünden tozu almışsın ve bırakmışsın. Buzdolabının içini silmemiş mi? İçine kesinlikle dokunmamış ve canlı böcekler zaten orada hareket ediyor. Buzdolabının içine girmemiş. Evet, kamerada izlediğin zaman görürsün. Hiçbir şekilde böcek görmedim. Eğer görseydim, ben ilk önce bulaşık süngeriyle oraları hallettim. İçine de girdim diyorsun. Daha sonrasında bütün rafları yıkadım. Yıkadın mı? Yıkadım. Bütün rafları yıkadım. Ama hiçbir düzenli, tertipli gözükmüyor. Sanırım üstün kere yıkamış. Pisti. Yani belki düzeltme konusunda tabii ki belki zamanım yetmemiş olabilir ama temizleme konusunda yıkadım. Ama inan ki üst tarafı açtığımda buzluk kısmını, orada böyle yaşayan bir böcek kendi kendine hareket edip aşağıya doğru indi. Şimdi buzluk kısmında birazcık daha ev sahibinin bozulacak şeyler olduğu için düşünmek zorundasın. Ama kapağını silebilirdin en azından çünkü kapağında... Hayır, üstünü de sildim kapağının. Hayır, kapağın iç kısmı. İç tarafı. Şimdi biz normal evlerimizde sürekli temizlik yaptığımız için biz buzdolabının nerelerinde hani tutabilir biliyoruz. Peki Mehmet yapmıyor mu evde sürekli temizlik? Ben Mehmet Bey'in temizlik yaptığını pek düşünmüyorum şu an. Evde? Yani. Bugün yaşandı. Evet. Daha sonrasında yaşanılan durumlara göre ev size tabii nasıl ki çıkacak? Ne olacak? O günün finalinde hatırlatacağım bu cümleyi. Şu an ilk günün heyecanı, yorgunluğu, her şey bitti. Üstümden attım. Önümüzde 4 gün var. En rahat kişi ben olacağım. Biraz daha yorumlarımla tabii ki onları temizlikle iş başında rahatsız edeceğim.